Evet sevgili dostlar sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Sıcağı sıcağına bir haberle bir son dakika gelişmesiyle yayınımızı açalım. Mesut Özil Fenerbahçe'yi takipten çıkardı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil Twitter ve Instagram hesaplarından Fenerbahçe'yi takipten çıkardı. Ve şöyle dedi bu saatten sonra asıl olan yalnızca cuma mesajlarıdır. Hayırlı cumalar. Ee, hayırlı cumalar. dedi. Geçiyoruz önems önemsiz haberlerden önemli haberlere. Alexis Sanchez'den transfer kararı diyor. Arkadaşlar uzun, saçma sapan bir haber. Transferde adı Galatasaray'la Fenerbahçe'yle anılıyormuş. Ee, bundan Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin haberi var mı? Inter hücum oyuncusu Alexis Sanchez kararını vermiş. La Liga'da oynamak istiyormuş. Yani Barcelona'ya transfer ihtimali yüksekmiş. Mali yükü çok büyük engelmiş. 7 milyon euro kazanıyormuş Inter'de. Galatasaray'a olumsuz cevap vermiş. Geçen sezonki performans 39 maçta 1342 dakika oynamış. 9 gol 4 asist sergilemiş. 33 yaşında oyuncu daha önce Manchester United, Arsenal, Barcelona, Udinese, River Plate ve Colo Kola Colo'da oynamış. Colo Kola da oynamış. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, yani alakasız bir haberdi. İşte Fenerbahçe'nin William Carvalho için teklifi. Bu da bence önemsiz bir haber. Artık bu haberin de benim gözümde bir artısı yok. Çünkü Real Betis'te oynayan William Carvalho için... Portekizli futbolcunun İspanyol ekibinden 2,5 milyon euro kazandı. daha fazla maaşla Fenerbahçe'den istediği öne sürüldü. Mantık matematik süzgecinde hani duyuma gerek kalmadan hepiniz ne anlıyorsunuz? Bu transferin olma imkanı sıfırın altında. 3,5 milyon euro bekliyormuş oldu canım başka. Şimdi Rota William Arao demiş. Bunu daha önceki videolarda da konuştuk. Ara Arao gündeme gelmiş. Ee, yani evet doğru. Arao'nun bilim karvalo kadar maliyeti yok. Ancak onun için de şöyle söyleyeyim. Transfer arkadaş girdiniz mi bilmiyorum. Yaş 29. Yani çok değil. 3 Aralık 92 doğumlu. Sezon başında sezonun ortasına daha doğrusu 30'una girecek. 7 milyon euro piyasa değeri var. 31 Aralık 2023'te sözleşmesi bitiyor. Yani bir buçuk senesi var. Zamanında bedelsiz almışlar 2006'da. 30 maçta 5 gol 2 asisti var. Yani demi dediğim gibi arkadaşlar bir 4-4.5 milyon euro verebilecekseniz hemen şimdi alalım. Hani bana mantıklı gelmiyor. Açık söyleyeyim. Kimse de bana darılıp gücenmesin. Marcelo'dan müşteli haber. En sonunda toplayacağım merak etmeyin haberleri. Az gazetesi İtalya şampiyonu Milan'ın Brezilyalı sol beke senelik 3 milyon euroluk teklif yaptığını ancak bunun kabul edilmediğini yazdı. Buradaki detay şu eğer doğruysa 3 milyon euronun içerisinden vergi ödeyeceği için eline geçen para e, yaklaşık 1.8 yapıyor. Şimdi Fenerbahçe ve Marsilya peşinde Marcelo'nun. O da düzenli oynayacağı bir takıma gitmek istiyormuş. 34 yaşındaki adam düzenli oynayacağı takıma gitse ne olacak? Gitmese ne olacak ayrı mesele de. 2007'den beri Real Madrid formasını giydi. Veda etti. Transferin gözde ismi oldu. 34 yaşındaki Brezilyalı Solbek. Brezilya'dan Katar'dan gelen teklifleri. Kariyerini Avrupa'da devam etmek, iste etmek istediği için elinin tersiyle ittirmiş. Fenerbahçe, Marsilya ve Lyon'un ilgilendiği sambacıya sürpriz şekilde talip oldu falan filan diyor. Maaşı da beğenmedi diyor. Bir kere burada bir parantez açayım. 34 yaşındaki ee, Marcelo mu yoksa 26 yaşındaki Gişliyan Konan mı? Hangisini istersiniz? Elinizi vicdanınıza götürün düşünün. Ben Gişliyan Konan'ı isterim. Harbi harbi ben Konan'ı isterim. Niye? Eee... Levan Sam'ın bir şarkısı var. Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarım diye. Daha gidecek yolumuz var diye. Gisliyan Konağ'ın daha gidecek çok yolu var. Yani 26 yaşında. Sıçrayış, sıçrayış üstüne yapabileceği bir kariyer var önünde. Ve oyuncu zaten, yani oyuncu zaten Fil dişi sahili milli takımının oyuncusu. 7 milyon euro piyasa değeri var. Yaş 26. O da Aralık doğumlu. 27 olacak. İdeal yaş. 1.76 boyundan. Bakınız Fransa Ligi'nde oynayan bir oyuncu Lig 1'de. 28 maçta bir gol 3 asist yapmış. 2422 dakika oynamış. Milli takım kariyeri de var. Zamanında 4 milyon euroya Vitoria Guimaraes'ten almışlar. Yani Portekiz Ligi tecrübesi de var. Tam Jesus'un isteyebileceği türde bir isim. Ben açık söyleyeyim Fenerbahçe'de çok ciddi bir tereddüt var. Marcelo tereddütü Fenerbahçe'de çok yoğun. Ee, şimdi Konan aldın. Ferdi yedekledi. Zorunuza gitmez. Yani onu aldın, zorunuza gitmez. Ama Marcelo'yu alırsan, şimdi Ferdi'yi de yedeklerse ulan dersin. <laughs> Prime Ferdi'yi yedekledi. Çok sıkıntı olur ya. Yani e, o yüzden ben şu an için Fenerbahçe'de sol bek olayının çok ciddi bir ee, soru işareti olduğunu düşünüyorum. Ve bu soru işareti de kolay kolay çözülmez gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Bu benim fik kendi fikrim. Şahsi fikrim. Şahsi düşüncem. Şahsi görüşüm. Bilmiyorum ne kadar doğru olur. Ne kadar yanlış olur. Ne kadar doğru olur. Ne kadar yanlış olur. Bilmiyorum. Ama ne kadar doğru olması olmasın. Yani ee, sıkıntı var. Ha şunu söyleyeyim. Ee, Abdülkerim Bardakçı haberi buradan bilmiyorum da. Neyse. Şunu söyleyeyim arkadaşlar bakın Fenerbahçe'nin mecburen ama mecburen ama 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 mecburen bir sol bek alması lazım. Bana soracak olursanız 34 yaşındaki Marcelo'ya yılda 3-4 milyon euro vermektense Konan'ı getiririm. 1.2'ye falan razıydı. Menajeri 1,5 istemişti. 1,5 da kulübü istemişti. 3 biz ne menajere ne kulübüne o kadar para veremeyeceğimizi belirttik. Şimdi en azından imza parası da altında bir şeyler olabilir. Ama bakalım ne olacak arkadaşlar. Jesus eski öğrencilerini Fenerbahçe'ye istiyor demiş. Sanatvetler Portekizli hocanın eski kulübü Flamengo'dan 3 oyuncuyla temas halinde. Bakın 3 oyuncu. 1 Gabigol, 2 Rodrigo Caio ve 3 William Arao. 3 küçük ninja. Yani Gabigol, Rodigo Caio ve William Arao. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Yani çok çok ilginç isimler. Ve pazarlıklar sürüyormuş. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefliyor. Betis'ten önlü böyle Carvalho yüksek ücret sebebiyle vazgeçti gözünü. Oyunculara çevirdi. Bruno Henrique'yi almak istemişti Fenerbahçe ama Fenerbahçe şansının verdiği etkiyle oyuncu sakatlanmıştı. Gabigol biraz zor demiş. Bunun ikindeki hayal kırıklığına uğrayan Salacivet'le bu defa Gabi golle kaplı Gabriel Barbosa'yı almaya yöneldi. Ee, ama şartlar zor diyor. Pazarlıkta da ilerleme kaydedilmedi. Ben şunu söyleyeyim. Forvet transferi yani 3 Temmuz'dan önce de olacağını kesinlikle zannetmiyorum. Haberiniz olsun. Daha da uzar bence. Ama 3 Temmuz diyelim. Savunma oyuncusu Kayı için yapılacak görüşmelerse Kim Minji'nin durumuna göre çekilenecek. Ben bir şey söyleyeyim. Kim Minji gitmese bile Rodrigo Kayo ile ilgili içimden bir ses olabilir diyor ya. Yani olabilir bir isim diyor. Bilmiyorum neden öyle diyorum ama olabilir bir isim gibi geliyor bana. Onu da söyleyeyim. Eee William Arao o da 10 oynayan 30 yaşındaki oyuncu Jesus'un gözdesi diyor. İlgilendiğimiz doğru. Bak şunu da söyleyeyim. Atilla Salah için Fenerbahçe'ye teklif yağmaya başladı diyor. Doğru. Usta Ligi'nde İngiltere'ye indikleri maçtaki performansıyla konuşuldu. Macar oyuncu Premier çok sayıda teklif olduğu belirtildi. Yok. Premierlikten resmi teklif yok. Salah'dan 10 milyon avro kazanmayı hedefliyor demiş. Doğru değil. 12-13 ya da üstünü hedefliyoruz. West Ham, Aston Villa, Southampton ve Brighton gibi takımların yanı sıra İtalyan ekipleri de salayı istiyor. Ben İngiliz takımlarından hiç kimse yani kimseyi bilmiyorum. Demek ki benim haberim yok o duyumlardan. Fenerbahçe'ye Joker geliyor. Anders Dreyer. Biz bunu geçen konuşmadık mı ya? Midgeland'da oynuyordu. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Anders Dreyer'ı istediği iddia edildi. Dreyer. 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 Duruyor. Anders duruyor. Ruben Kazan'dan ayrılmak isteyen Danimarka futbolcunun bonservis bedeli 7 milyon euro civarında Rus ekibiyle görüşmelerin başlaması an meselesi. Allah Allah. Şampiyon kadro kurmak istiyor. Lincoln buruma geldi. Tamam artık. Her videoda etiketleriz biliyorsunuz. Artık Lincoln, Bruno, Jesus. Danimarka'dan geldi diyor. Rubin, bon servisi Rubin kazandı olan ana geçtiğimiz sezon Midgeland'da kiralık olarak geçen Dreyers'ı Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyor. İddiaların yoğunlaşması sırasında Başkan Ali Koç'un da Danimarka'da olması söylentileri daha da güçlendirdi. 24 yaşındaki Danimarkalı oyuncu sağ kanatta, merkez orta sahada 10 numarada forma giyebiliyor tam bir joker. Rubin Kazan'da 2026'ya kadar sözleşmesi var. Ayrılmak istediğini kulübüne bildirmiş. Rus kulübü de direği satarak gelir kazanmayı elde ed el e gelir elde etmeyi hedefliyormuş. O zaman bize hiç gelmez. Oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro. Fakat bu rakam pazarlıklarla daha da aşağı çekilebilir. Fenerbahçe'ye yakın bir süre için Rubin Kazan yönetimiyle temasa geçmiş. 24 yaşında 1.74 olan Anders Dreyer iki kez Danimarka milli takım formasını giymiş. Tam bir şoker diyor. Daha önce de konuştuk arkadaşlar. Şimdi bu kısımdan benim aktarmak istediğim çok şey var ama şimdilik bu kadar şey aktaracağım. Yani ben başta şey koymak için Fenerbahçe'ye vurucu tim Marcelo ve Dreyers diye başlayıp Şimdi bugün itibariyle ben Marcelo konusunda şunu söyleyeyim. Hiçbir pürüz yok. Her konuda anlaşıldı ama sadece pürüz bizim kişisel düşüncelerimiz. Yani acaba ne olur düşüncelerimiz? Ee, bu da tabii sıkıntılı bir süreç. Bu çok sıkıntılı bir süreç. Acaba ne olur? Çok sıkıntılı bir süreç. Vallahi Allah sonumuzu hayır etsin. Ama acaba ne olur ben de bilmiyorum. Marcelo ama anlaşıldı fakat bu gidişte bence sıfıra doğru gidecek. Dreyers hiçbir bilgim yok. Hiçbir duyumum yok. Haberiniz olsun Anders Dreyer ile ilgili hiçbir duyumum yok. Gabigol çok uğraşıyoruz. 3 Temmuz'a kadar herhangi bir red açıklaması gelmezse benim umudum 3 Temmuz'dan sonra artacak. Rodrigo Caio. Ben bu arkadaşı birkaç gün önce duyumda verdim. Fenerbahçe'ye gelmesi muhtemel isimlerden biri dedim ekleyip görelim bakalım ne olacak. Gişleyen konan ilgi vardı ama şu anda bir duyum yok. Bekliyorum. Alexis Sanchez geçiniz. William Arao. Bence geçelim William Arao'yu. Çünkü o da hani Carvalho kadar olmasa da o da zor bir oyuncu. Bu arada Konan e, şey açık kalmış tamam kapattım. Yani bilmiyorum ya. Gabriel var bu olsa yani Hakikaten hocam hissi konuş. Ya bu, bu tip transferin hissiyisi olmaz ki. Gelecek desem prim kasıyor dersiniz. Gelmeyecek desem alvah duyumunu verdi duyumu tutmayınca kıvırdı dersiniz. Bir şey diyemiyorum. Ama ben size süreci anlatıyorum. 8 milyon euro olayını anlatıyorum. Herkes de aynı şeyden gidiyor. Demek ki bizim duyumlar doğru diyorum. Kim Minji'nin? Ben Kim Minji'nin gideceğini zannetmiyorum. Takımda kalacak diye düşünüyorum. Belki de duyumlar böyledir. Ben düşürmek zorundayımdır. Mesut Özil diyor. Hani benim için asıl olan Fenerbahçe. Mesela benim için şu 24.300 çok önemli. Keşke 24.300 bir an önce 25.000 olsa. Sonra 50.000 olsa. 100.000 olsa. Siz, ben size desem ki arkadaşlar asıl olan işte kanalın büyümesidir. Kanal büyüsün. Canımı isteyin. Veririm. Ne istiyorsanız veririm desem. Kanal 25.000 olsa. 3 kişi desek hocam 25.000 oldu. İşte 25 kişiye forma veremezsin. Maddiyat tutmaz ama en azından 2.5'tan 3 kişiye versen olur. Mu? Ben olur derim şahsen diye demeyeyim. Ya da desek hocam 50 bin kişi oldu. 50 kişiye forma vermen imkansız. 5 kişiye ver. Ben de derim ki arkadaşlar Aslı olan kanalın büyümesi. Tabii ki verelim. Şöyle böyle. Ama Mesut Özil için Aslı olan Fenerbahçe değil gibi duruyor. Bakalım hayırlısı. Carvalho. Ben William Carvalho defterini kapatın derim. Hiçbir şekilde de beklemeyin derim. Açık söyleyeyim. Hiçbir şekilde de beklemeyin. Bruno Henrique o defteri de kapatın. Yani o defteri de artık Açılmayacak şekilde kapanmalı bence. E, Lincoln buruma hayırlı uğurlu olsun. Size ben enteresan bir duyum vereyim. Hiç kimsenin vermediği bir duyumu vereyim. Lincoln sıralamada birinci sırada. Ama buruma ikinci sırada. Biz ikinci sıradaki ismi aldık. Birinciyi alamadık ya da almadık. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peki hocam sen ne diyorsun? E, Hani en çok bu arada şeyi duyuyorum. Hocam Jesus demiş ki forvete gerek yok. Yani yani görülen köy kılavuz ister mi istemez mi? Size bırakıyorum. Ya forvet gerek yok. Şey gibi ya. Yaşamamız için nefes almamıza gerek yok. Nefes almadığında yaşarız demek gibi bir şey. O yüzden bana sormayın yani benim benim mantığıma göre böyle bir şey. Kendisine sorun. Herhalde ben öyle bir şey demedim diyecektir. Ya da ben onu kastetmedim diyecektir. Allah sonumuzu hayır arkadaşlar. Ne diyelim ya. Evet benim bu kısımdan aktaracaklarım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İnşallah sizleri memnun edebilmişizdir. Videomuzu beğenirseniz abone olursanız da memnun kalırız. Görüşmek üzere.